Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nikah hükümlerini özet bir şekilde toplamaya çalışacağız. Nikah hangi başlığıyla ele alınırsa alınsın, nişandı, mehirdi vesaire, her biri bir eser, tez olacak nitelikte büyük bir konu. Ama biz pratikte lazım olacak meseleleri sadece ele alacağız inşallah. Nikah kelimesini kullanırken evlilik anlamında da kullanıyoruz. Nikah hükümleri diyoruz, evlilik hükümleri kastediyoruz. Aslında nikah erkekle kadının karı koca olmalarını sağlayan sözleşmenin adıdır. Bunu biraz daha geniş bir manada kullanıp nikah demek evlilik demektir gibi bir daireye taşımış oluyoruz. Daha önce defalarca konuştuk. Nikah her ne kadar bizim gözümüzde insan olarak işte cinsel zevkimiz, erkeğin hazır yemek bulması, kadının geçimini sağlayacak bir erkekle birleşmesi gibi daire almak, o dairede yaşamak gibi bir düzeyde görülüyorsa da şeriatımız nikahı daha büyük maksatlar için bizden istiyor ve bu yüzden de nikahı ibadet dairesinde izliyoruz, dikkat ederseniz. Defalarca bunun üzerinde durduk. Nikah bir ibadettir. Nikahın ayrıntıları da, yani diğer önümüze çıkacak ayrıntıları da ibadettir diye defalarca vurguladık. Çünkü nikahla beraber insanın insan neslini devam ettirmesi gibi bir farklılık karşımıza çıkıyor. İnsani ilişkiler gelişiyor böylece. İkinci olarak da her nikah salih çocuk manasına geliyor. Her salih çocuk yapılmış bir secde, yapılacak bir rükû, okunacak Kur'an, yapılacak cihat demektir. Bu da çok büyük bir nimet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin çoğalması ancak nikahla mümkün. Böylece çoğalın, ben sizin çokluğunuzla övüneyim diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrine, tavsiyesine bir tür icabet etmiş olunuyor. Hatta o kadar ki şu açıdan da hatırlarsanız düşünmüştük. Yani bir Müslüman kız çocuğu büyütünce Allah ona cennet sözü veriyor. Şu hakiki edep timsali kız çocuğu büyüttüğünde, bu açıdan da nikah büyük bir nimet. Başka bir açıdan mesela çocuğu büyütüyorsun, o salih bir çocuk oluyor veya olmuyor, sen niyetine göre gene eylemin gerçekse kazanıyorsun. Ama çocuk küçük yaşta buluğ çağından önce ölünce kıyamet günü şefaatçisi oluyor annesinin babasının. Bu açıdan baktığımızda ve daha geniş bir daireden baktığımızda nikah, yani evlilik, Allah'ın razı olacağı işin örneklerinden birisi olarak karşımızda duruyor. Biz evlenmeyi, nikahı gelişi güzel görmememiz gerekir diye buradan çıkarıyoruz. Bir başka mesele de insan olarak yaratılış tarzımız bizim bir tür rahatlamayı, sürekli rahat kalmayı gerektiriyor. İnsan aksi takdirde patlar. Yani şişirilen bir balon gibi şiş 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 patlaması gerekir. Öyle olur insan neticede. Bu evlilik Kur'an-ı Kerim'in de buyurduğu gibi bir sekine, yani rahatlamadır. Kadın için de erkek için de. Bu rahatlama kelimesi, yani evlenen herkes o günden itibaren keyif sürüyor anlamında değil. Sıkıntılarıyla beraber rahatlamaktır evlilik. Bunu öyle
yüzeysel anlayıp da evlendiğin gün şen şakrak oluyorsun, hep gülüyorsun, hep tebessüm ediyorsun. Hiç kimse böyle düşünmemeli. Ama evlilik o kadar büyük bir nimet ki sıkıntılarıyla beraber mutluluk veriyor. Sıkıntıları bile zevkli. Tıpkı kadının doğum yapması gibi. Doğum yapmak ölüm kadar tehlikeli denecek bir süreçtir. Ama buna rağmen kadın doğum yapıyor ve bundan mutluluk hissediyor. Evliliğin kendisi de tıpkı bunun gibidir. Ve evlilik bizim için çok önemli. Çünkü Müslümanlar arasında evlilik yaygınlaştıkça ahlak korunuyor. Evlilik azaldıkça ahlak bozuluyor demektir. Kur'an-ı Kerim kafirlerin karakterlerinden söz ederken, kafirler bir yörenin iktidarını eline geçirdiklerinde nesli ve tarımı bozarlar Allah buyuruyor. Nesil ve tarım bozulunca da, yani insanın nesli nikahsız hale gelince, tarım da mideye inen gıda yararsız hale gelince ya da yok olunca Allah'ın yaratma maksadı olan iyilik de ortadan kalkıyor demektir. Bunun için müminler de iktidar olduklarında, gücü ele geçirdiklerinde tarımı, gıdayı yararlı hale getirirler. Nesli güvenli, ahlaklı hale getirirler demektir. Ayetten bu anlaşılıyor. Bunları daha önce defalarca konuştuğumuz için nikahın, evliliğin hikmetleri üzerinde çok fazla daha söz sarf etmek istemiyorum. Nikahın hükmüne, yani evliliğin hükmüne gelince, evliliğin hükmü şu demektir. Yani evlenmek bizim için nedir? Farz mıdır? Vacip midir? Sünnet midir? Nedir? Mesela öğle namazının hükmü nedir diyoruz? Farzdır diyoruz. Öğlenin farzından sonra kıldığımız iki rekat nedir? Sünnettir diyoruz. Sol elle yemek yemek nedir? Mekruhtur diyoruz. Alkol kullanmak nedir? Haramdır diyoruz. Bir şeyin hükmü demek, yani onunla ilgili şeriatımızın kararı ne demek oluyor. Evliliğin hükmü farz olabilir, vacip olabilir, sünnet olabilir, mekruh olabilir, haram olabilir. Genel olarak evlilik sünnettir denir. Ama şahsa göre farz olur, şahsa göre haram olur. Nasıl olur bu? Buna şöyle bir ölçü koyacağız. 17 yaşında bir delikanlı veya 65 yaşında bir ihtiyar. Bunların evliliğinin hükmünü onların bünyesi kararlaştıracak. 17 yaşında da 77 yaşında da evlilik sünnettir. Ama o yaşta veya bu yaşta cinselliği onu rahat bırakmayacak hale geldiği zaman bir insan, onun evliliğinin hükmü değişir. Rahat bırakmamak ne demek? Harama doğru gözünü, elini kaydırması demek. Bu, eğer zinaya doğru gitmeye başladıysa, şehveti onu sıkıştırdığında, evlenmesi farzdır. Kadın için de erkek için de böyledir bu hüküm. Kız ve erkek ayrımı yok bu konuda. Zinaya düşme düzeyinde değil ama mesela açık saçık fotoğraflara da bakmaya başlıyor artık. Vacip. Evlenme vacip. Bu düzeyde değil. Evlilik, işte düğüne çağırırlarsa milletin düğününe gidiyor ama kendisiyle ilgili böyle bir şey düşünmüyor. Şehvetiyle ilgili sıkıntısı yok. Sünnet. Çok sinirli, gergin birisi, insan idaresinde zorluğu var. Şehveti de sıkıştırmıyor. Evlense de olur, evlenmese de olur ama kadın geçindirecek ya da bir kocanın sözünü dinleyecek birisi değil. Mekruh evliliği. Bunun evliliği mekruh.
Yani sünnet aslında ama bu bir kadınla bir arada 10 gün duramaz sinirli bir adam. Ya da kocasına peki efendim diyecek bir kadın değil, erkek gibi kadın. Bunun evlenmesi mekruh diyoruz. Ama haram değil, yasak değil. Peki evlenecek erkek veya kadın cinsel eksiği var. Cinselliği yok. Cinsel ayıbı var diyelim. Cinsellik engeli var diyelim. Veyahut da erkek evlenecek ama çalışıp bir kadın bakmaya da niyeti yok. Kadın çalışsın ben yiyeyim içeyim düşünüyor. Bunun evlenmesi haram. Neden? Çünkü evliliğin şartları var. Kadının nafakasını vermesi lazım vesaire. Bunları yapamayacak birisinin evlenmesi haramdır. Demek ki evlilik farz olur yerine göre, vacip olur yerine göre, sünnettir genel olarak zaten, mekruh olur yerine göre, haram da olabilir. Bunun evlenmesi haramdır denir. Burada bu haram bölümünü açmamız lazım. Programımızdan vakit kalırsa sağlık engelleri açısından evlenme diye de başlık açmak istiyorum ama çok geniş bir konu olduğu için belki programımıza onu yetiştiremeyebiliriz. İlerideki genel fıkıh derslerinde onu inşallah okuyacağız. Şimdi bir kadın veya erkek düşünelim. Her ne kadar dillendirilmese de, yüz yüze konuşulmasa da her erkek ve her kadın çocuğu olmasını ister. Ve erkek de kadın da bilhassa evliliğin ilk yıllarında cinsel rahatlama isterler. Ben istemiyorum diyen yalan konuşuyordur. Ya da ne isteyeceğini de bilmiyordur o. Şimdi genç bir kızın bir tedavi gördüğünü düşünün 17 yaşındayken. Bu tedavisi rahim tedavisi olmuştur. Ve doktor ona demiştir ki senin artık çocuğun olması mümkün değil demiştir. Veya erkek bir trafik kazası geçirmiştir. O kazada ameliyat olmuştur. Ameliyatı çocuğunun olmasına engeldir. Veya çocuğunun olmasından önce cinsellik kullanımı ortaya koyabilecek kabiliyeti kalmamıştır. Kadın olur, erkek olur. Bu evleneceği zaman, kadın ya da erkek, bu şartlarda evleneceği zaman karşı tarafın bir beklentisi var. Çocuk beklentisi ve cinsellik beklentisi. Bu beklentiyi önceden konuşup, ben evleniyorum ama benim şu kusurum var, şu tedaviyi gördüm ben zamanında dememesi halinde karşı tarafı aldatacak ve sakıncalı bir evlilik yapacak. Dolayısıyla bu evlilik farz, vacip, sünnetin dışında haram düzeyine gelmiştir. Çünkü evlenmenin gereği olan şeyi yapamayacak bu. Niye evleniyorsun peki? Herkesin bir evi var, benim de evim olsun. Öyle evlilik olmaz, ona evlilik denmez. Ev sahibi olmak denir ona. Ev sahibi olmak başka bir şey. Yani evliliği sünnettir diyoruz, normal şartlarda sünnettir. Bunu şu şekilde anlayınız. Örnek çoğaltıyorum ki iyi anlaşılsın diye. İyilik yapmak, insanın iyilik yapması nedir? İnsanlıktır canım, Allah Allah. Peki, bir çocuğa içinde mermileri olan bir ciddi tabancayı iyilik yapıp oynasın çocuk diye vermek insanlık mıdır? Haramdır, cinayettir. Çocuğa verilir mi o tabanca? Hani iyilik yapmak, çocuğu sevindirmek güzeldi? Bu çocuk sevindirmek değil, adam öldürmek bu. Bir insanın annesi, babası yatakta kıvranıyor. Ölüm döşeğinde.
İyilik yapmak insanlıktır diye mi onunla gidip ilgilenilecek? Yok canım. Ne insanlığı? Farz oldu orada iyilik. Oradaki insanlık filan değil artık. Yani insanlıktır dediğimiz şey yeri geliyor suç oluyor. Yeri geliyor. Hayvanlıktan kurtulmanın şartı oluyor. Nikahta, evlilikte böyle. Normalde sünnettir. Yeri gelir haram olur. Yeri gelir farz olur. Aynı şekilde mesela Müslüman bir kadının taliplisi gelmiş, Müslüman değil ama. Ateist, mateist bir şey. Bu evlilik nedir? Haramdır. Böyle bir evlilik olmaz çünkü. Yani evliliğin hükmünü bu şekilde bir yere oturttuk. Müslüman insan evliliği hanım kızlar sıradan bir iş olarak göremez. Durak giydi, evi oldu, kiralık, ev tuttular, çamaşır makinesi aldı, çeyiz hazırladı. Bunlar dünyalık insanların bakışı. Biz evliliğe bir, Allah'ın kuluna nimeti olarak görüyoruz. İki, evrensel bir sünnet olarak, sünnetullah olarak görüyoruz. Üç, insanın fıtri ihtiyacı olarak görüyoruz. Dört, peygamberlerin genel sünneti olarak görüyoruz. Beş, mümin karakteri olarak görüyoruz. Altı, zenginlik nedeni olarak görüyoruz. Bunların hepsini de biz böyle gördük diye değil, Allah ve peygamberi aleyhissalatü vesselam bize böyle gösterdiği için. Nimet olarak görüyoruz, evlilik nimettir diyoruz. Neden? Çünkü Rum suresinin 21. ayetinde Allah Teala ne buyuruyor? وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Nasıl Allah yağmur gönderiyor, denizleri yaratmış. Yağmur ne? Nimet. Yağmur bir nimet. O olmasa hayat olmuyor. Aynı Allah size bir nimet olarak hanımlar, kocalar verdim diyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا. Eşler yarattım sizin için diyor. Çok açık bir şekilde ne anlatılıyor? Denizler nasıl dünyada bir nimet, Allah'ın nimeti, yağmur bir nimet, ot büyüyor bir nimet, hayvanlar bir nimet, ekmek bir nimet, evlenmek de bir nimettir. Belgem ne? Kur'an. Peki, evrensel bir sünnettir dedik. Evrensel sünnet demek sünnetullah, yani kainat kanunu demek. Kainat düzenin, düzen böyle bu kainatta demek. Bunun da delili Zariyat suresinde Allah Teala ne buyuruyor? Ayet numarası vereyim size. 49. ayet. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni. Her şeyden çift yarattık Allah buyuruyor. Çift. Çift olmak kainat kanunudur. Bu yüzden bir insan tek kalamaz. Çift olması lazım. Erkeği kadını, karısı kocası olması gerekiyor. Sünnetullah bu. Kainatta düzeni bu şekilde kurmuş Allah. Öbür türlü olur mu? Parazit olur. Olur da parazit olur. Suyun da şundan bundan oluştuğunu görüyoruz. Hayvanlar da çift. Ağaçların bile dişisi erkeği var. Ağaç bile, meyve ağacı mesela, dikiyorsun, o köyde o ağacın mesela dişisi yoksa meyve vermiyor. İncirin mesela, işte 100 tane incir ağacının bir tanesi dişi oluyor ya da erkek oluyor, dölleniyor onlar. O çiçek verdiğinde ağaçlar rüzgar oluyor. O rüzgar o ağaçlardaki sperm, nasıl insanın spermi var, ağaçtaki dölü, yani ağaçtaki o erkeklik ya da dişilik neyse artık, onu götürüp öbür ağaca taşıyor. Ya da arılar, böcekler konuyor buraya.
Oradaki alıyor onu fark etmeden hayvancağız. Kanun sünnetullah. Sünnetullah. Götürüyor. Öbür ağacın üstüne hayvan dinlenmek için konduğunda o ayaklarındaki döl bu ağaca taşınıyor. O ağaç aşılanmış oluyor, evlenmiş oluyor adeta. O min kulli şeyin halakna zevceyni. Subhanallah. Böyle Allah'ın önünde teslim olmak için kim hangi akılsız çıkar kendiliğinden bunun olduğunu söyler. Ağaçların nereden aklına gelecekti birimiz dişi olsun, birimiz erkek olsun. Peki niye böyle yaptı Allah? Bunları cennette öğreneceğiz inşallah. Bir de ne dedik? Üçüncü neden, evlilik, nikah bizim fıtratımızda var. Batı kültürüyle gelmedi bize bu. Adem Aleyhisselam'ı yaratırken çamurdan Rabbimiz o çamurun içine bunu koydu. Evlenmek. Bu evlenmek erkeksen veya kadınsan fark etmez, okşanmak demektir. Cinsel boşalma demektir. Öpmek, sevmek, sevilmek demektir. Bunalınca gidip tartışıp martışıp bir beraber dövüşüp rahatlamak demektir. İnsanların elbisesinin olmadığı, ayakkabısını giymediği bir yerde rahat, anasından babasından daha rahat konuşacağı bir arkadaş ihtiyacı demektir. Bunu nereden öğreniyoruz? Âl-i İmrân suresinde okumuştuk ayeti. Züyyine linnâsi hubbu şehavâti minen nisâi vel benîn ayeti. İnsan parayı sevdiği gibi, altını sevdiği gibi eş ihtiyacını da sever. Züyyine linnâsi insanların içine yerleştirildi, kondu, güzel gösterildi diye ayetini yapmıştık, tercüme etmiştik. Evet, peygamberlerin genel karakteridir dedik dördüncü olarak da. Peygamber işidir evlilik. Kadın kahrı çekmek, koca kahrı çekmek. Bunu biz bu şekilde yorumluyoruz. Ama Allah, وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً buyurmuştu. Senden önce de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz peygamberler gönderdik ve onların eşleri oldu. Öyle gelişi güzel peygamber göndermedik ha. Aile sahibi. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً eşleri olan, çocukları olan peygamberler gönderdik sana. Şey, senden öncekiler gibi. Böyle gönderdik. Yani peygamberin de aleyhissalatü vesselam eşleri oldu. Önceki peygamberlerin de oldu. Çünkü peygamberler sürekli insanların içinden gelen insani karakterleri olan, insani karakteri en üstün olan kimselerdirler. O insani karakteri en üstün olmak da eşleri ve çocukları olmasını gerektiriyor. Bunun için peygamberlerin bu şekilde eşleri ve çocukları vardı. Bunu da Ra'd suresinin 38. ayeti olarak okumuştuk. Hatırlıyorsanız başka yerlerde de bu ayet geçmişti. Sonra çok önemli bir 4. ve 5. başlık koyduk. Dedik ki evlilik mümince bir iştir. Yeryüzünde mümin olarak yaşamanın temel karakteridir. Bunu Furkan suresinin 74. ayetinde çok açık bir şekilde görüyoruz. Allah orada Furkan suresinde müminlerin karakterlerinden bahsederken ne buyuruyor? Onlar derler ki وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Ey Rabbimiz, Rabbena, ey Rabbimiz, heblena, bize lütfet, bağışla bize. Min ezvacina, eşlerimizden, ve zürriyatina, çocuklarımızdan, kurrate a'yunin, yüzümüzü güldürecek kimseler nasip et. Ve cealna lil muttakine imama, ve bizi muttakilerin imamı yap. Öyle sıradan iman eden değil, lider mümin, müttakilerin lideri mümin. Şimdi burada bu ayette Allah Teala böyle derler derken ne demek istiyor? Böyle isteyin diyor. Ne yapmış oluyor? Mümin profiline seviye koyuyor Allah. Mümin
Ya bir karımız olsun, bir kocamız olsun yeter. Çocuğumuz da olsun, topal kör. Böyle deme. Camiye gidip namazı kılalım, evden işe, işten namaza, namazdan camiye. Böyle değil. Rabbena, ey Rabbimiz, heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin. Bize mutluluk sebebi olacak eşlerimiz olsun. Kadın koca, eşlerimiz olsun. Çocuklarımız bizim mutluluk kaynağımız olsun. Hem de nasıl? Ve cealna lil muttakine imama. Bizi muttakilerin liderlerinden yap. İmam olalım, önder olalım. Yani ben eşimle, çocuğumla öyle bir konumda olayım ki, ben ölüp gittikten sonra bir müttaki nesil peşimden gelsin benim. Yoksa parti kuralım, müttakiler partisi, o partinin başına da ben geçeyim, hanımım da sekreter olsun demek değil bu herhalde. Ve cealna lil muttakine imama. İmam, bir şeyin önündeki duran insan demek. Camidekine imam deniyor, cemaatin önünde durduğu için. Ve cealna lil muttakine imama, bizi müttakilere imam yap ya Rabbi. Yani ben ölüp gidersem de bu dünyadan, benim peşimden eşimin ve çocuklarımın da gayretleriyle bir nesil gelsin. O nesil müttaki, Allah'tan korkan bir nesil olsun ve desinler ki biz bunun peşinden gidiyoruz. Ben onlara çığır açmış olayım. İman, takva çığır açmış olayım. Kim bu? Mesela İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam müttakilerin, enbiyanın imamı üstelik. Çünkü ne dedi? Rabbim bana zürriyetimden müttakiler ver. Peygamberlik zürriyetimden eksik olmasın dedi. Allah da zalimler hariç duanı kabul ediyorum dediği için İbrahim Aleyhisselam soyu olduğu gibi peygamber ve salih kimseler olarak geldi. Aleyhisselam. Demek ki mümin karakteridir. Yani evlilik sıradan bir iş değil. Camide namaz kılmak gibi, cihat etmek gibi mümince beklenti içerisinde olunacak bir iştir. Yine Gafir suresinin 8. ayetinde mümince bir iştir dedik ya, bu 8. ayette Allah Teala bir işaret daha veriyor. Rabbena, melekler bu sefer dua ediyorlar. Müminlere dua ediyorlar. Bu dua uzunca böyle. Sonra bu duayı devam ettirirken melekler, yani şu anda mesela müminler için dua ediyor melekler. Hangi mümin için dua ediyorlar? Melekle sarmaş dolaş olan için tabii. Yani meleklerin arkadaşlığını ve meleklerin beraberliğini hak etti mi bir mümin ki? Bunun için sahabi olmak gerekmiyor. Kıyamete kadar her mümin Allah'tan korkan, tövbe eden, günahlarını turşulaştırmayan her mümin meleklerin dostudur. Bu melekler de sabah akşam dua ediyorlar. Bu dualarından bir tanesi de Gafir suresinin 8. ayeti. Rabbena ve edhilhum cennati adnin illeti vaattehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim inneke entel azizul hakim. Der ki melekler, Rabbimiz, şimdi bir melek, sen onu görmüyorsun tabii. Ama o seni izliyor. Bakıyor ki sen evlat derdindesin. Bakıyor ki sen aileni cihat yuvası olarak kullanmak istiyorsun. Bakıyor ki bir yerde Kur'an sesi duydun mu duruyorsun. Seni Allah'tan korkan biri olarak görüyor ama amelinde yetmiyor. Amelinde yetmiyor. Yani yetiştiğin şartlar berbat. İşte beceremiyorsun ama yüreğin kaynıyor. Bu kaynadığını görüyor melekler. Bu sefer Allah'ın lütfuyla oturuyorlar. Ananın babanın yapmadığı duayı yapıyorlar sana. Hatta senin bile becerip 50 sene 60 sene yaşadığın halde beceremeyeceğin duayı melek yapıyor. Rabbena, ey Rabbimiz. Ve edhilhum. Şu kullarını, işte kimle görevliyse o melek. Ve edhilhum, onları koy. Cennat. Cennetlere koy. Adın cennetlerine koy. Kimin? Şu mümin kulun kıvranıp duruyor ya Rabbi. Sen oturuyorsun, fabrikada çalışıyorsun veya atölyedesin yahut da işte
iş yerindesin yahut da çocuğunu sallıyorsun ya da hamilesin, sıkıntın var, sadece farzları ancak kılabiliyorsun, farzdan sonra biraz dua edeyim diyorsun, kıvrandığın için yatağa geçiyorsun, tekrar hastanede sıra bekliyorsun, bu arada melekler isim isim sayıyorlar seni, şu kulun kıvranıyor, işte becerip bir iş yapamıyor, becerip dua bile edemiyor ama doğurduğu çocuğu Allah'a adamış, anne kadın gibi. Bundan da hoşlanmış melekler. Rabbena ve edhilhum cennati adin. Bunları adın cennetine koy. Elleti ve attehum. Zaten sen söz vermiştin onlara. Söz verdin ama onlar hak etmekte zorlanıyorlar bu işi. Sen şu söz verdiğin adın cennetine koy bu kullarını ya Rabbi. Burada asıl evlilikle ilgili bölüm şimdi başlıyor. وَمَنْ ve bir de وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ babalarından da işe yarayanları. Babalarından. وَاَزْوَاجِهِمْ ve eşlerini. وَذُرِّيَّاتِهِمْ ve çocuklarını. اِنَّكَ muhakkak sen, اَنْتَ sen ey Allah'ım aziz ve hakimsin. Ne demek sen aziz ve hakimsin? Zor değil senin için. Yani aziz demek her istediğini yapan, zorluk çekmeyen demek. Senin için zor değil Rabbim. Bunları da, bunlara söz verdiğin adın cennetine koy. İşe yarar babalarını, eşlerini ve çocuklarını da koy. İnneke entel azizül hakim. Şimdi burada tabii ne iyi gidiyordu ayet ama bir yerde tıkandık. Şu âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyâtihim dese ne güzeldi. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ âbâihim. Dertli kocanın dertli karılarını da ya Rabbi koy diyor işte. Dertli adamın dertli karısını. Allah diye derdi olan kadının dertli kocasını. Babasının derdinden pay kapmış çocuklarını. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ صَلَحَ يَصْلُحُ صُلْحًا işe yarar halde olmak demek. Berbat olmayan demek. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Bu kaç trilyon kere Allah meleklere söylettiriyor bu duayı. Bunu bilmemiz mümkün değil. Bir İnsan için kaç milyon melek, kaç trilyon melek bu ayeti, bu duayı yapıyor kim bilir? Yani bunu saymak mümkün değil ama 100 defa değil herhalde. 500 defa değil, 1 trilyon defa değil. Neden? Kur'an indiği günden beri bir defa, belki kaç trilyonlarca melek bunu tekrar ediyorlar milyonlarca defa. Kıyamete kadar da devam edecekler. Her derdi Allah olan, dünyaya tapınmayan, imanından dolayı Allah'tan utanan her mümin bu duadan pay sahibidir. Sadece ashab-ı kiram için değil. وَمَنْ صَلُحَ مِنْ آبَائِهِمْ Evlat, evlat Allah'tan yana, baba ise memur ol. Kızım etme eyleme kaçırma memurluğu, bari Diyanet'ten görev al diyor. Evlat da Rabbim beni yarattı merak etme baba diyor. Biri Rabbine itimat ediyor, biri memurluk olmazsa aç kalır düşünüyor. Kızım annen okumamıştı, iş yapmamıştı, ne çektik bari sen çekme diyor. Baba bana Allah yeter diyor. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ İşe yarar babalar, işe yarar eşler, işe yarar çocuklar da bu duaya dahil mi? Dahil. Dahil. Evliliği konuşuyoruz, nikahı konuşuyoruz. Nimettir, sünnetullah'tır, insani ihtiyaçtır, peygamber karakteridir, mümin beklentisidir dedik. Mümin beklentisidir. Bu beklenti Rabbana hep lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yuninde de var. Müminin dillendirdiği ta
İbrahim Aleyhisselam'dan beri 4000-5000 senedir yapılan bir dua bu, mümin beklentisi. Bir de insan olmayan, yemeyen, içmeyen, sadece Allah'a ibadet için yaratılmış katrilyonlarca melekte belki binlerce senedir Rabbena ve edhilhum diye dua ediyorlar. Ve bu duaya aile boyu amin diyor melekler. Hemen salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim diyorlar. Şimdi kalkıp da evliliği bir dua, bir düğün salonuna, zurnaya, defe, çalgıya, çulguya kurban etmeye değer mi? Bu iman meselesi. İslam'da def caizmiş. Caiz, caiz, caiz. Davul da caiz. Ama وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ. Ve dedik ki evlilik servet kaynağıdır. Manevi değil ama maddi. Manevi olarak zaten رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ ayetinden bunu anladık. Peygamber karakteri zaten manevi olarak belli. Ama Allah Nur suresinin 32 ve 33. ayetinde, farklı zamanlarda bu ayet hep karşımıza çıktı, çok net bir şekilde evlenene mal vereceğini söylüyor. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِيمَائِكُمْ. Sizden dulları, yani evlenemeyecek durumda olanları ve kölelerinizi evlendirin. Evlendirin. Emredin. وَاَنْكِحُ evlendirin demek. Evlendirin. Yani destek olun, evlensinler. اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ. Fakir iseler eğer, yok bir şey yok, çulları yok, fakirseler, يُونِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ. Allah lütfuyla onları zenginleştirir. Evlenin. Siz evlenin, evlendirin, fakirlikten korkmayın. Ama Allah, hanım kızlar, evlendirin, evlenin diyor. Ev taksidine girin demiyor. Mobilya taksidine girin demiyor. Duvarları halı kaplayın demiyor. Bir ampulün yeteceği odaya avize asın demiyor. Elinle bulaşık yıkasan ölmeyeceğine göre makine al muhakkak demiyor. Ne olur kocan zengin olana kadar elinde tabak yıkasan? Anan elinde tabak yıkadı da öldü mü? Allah israf edin, ben size derelerden su taşırım demiyor. Evlenin diyor. Nikahlanın diyor. Nikahlanmak, evlenmek ne demek? Perdeleriyle, kapılarıyla kapatılmış bir odada karı koca kalmak demek. Gerisi ev sahibi, saraycık sahibi olmak demek. Ona Allah'ın bir vaadi yok. Allah apartman taksidilerini ben öderim demiyor. Rızıklarını veririm diyor. Evlenmenin iki boyutu var hanımlar. Birincisi, ne derler sorusunun cevabını bulmaktır. O ne derler sorusunun Karun'da bile sonu yok. Kim bilir ne derler. Hala marka olmayan dolap almış bile derler. Ne yapacaksın, Allah göstermesin. Bir de iffetini korumak, ümmetime bir çocuk kazandırmak için nikahlanmak var. Bu ikincisine Allah yardım edeceğim diyor. Senin saray taklidi yuvalar kurmana bir yardım sözü yok Allah. Öyle bir sözü yok. İn yekunu fukara'e yunihimullahu min fadli. Fakir iseler. Fakir ne demek? Zekat alacak durumda iseler, ben onlara yardım ederim diyor. Yunihimullahu min fadli. Senin eve aldığın mobilyan tek başına zekat nisabını oluşturuyor zaten. Onu satsan zekat nisabı. Aldığın lüks makineler, şunlar bunlar, evin
40 metrekare kümes kadar bir şey yapsan bütün toz camdan uçacak. Bir servet, zekat nisabı parasına süpürge alıyorsun. Evet, süpürgesi alıyorsun. Yıkayacak tabakların hepsi bir leğene girecek kadar küçük. İki kişiniz karı koca yemek yiyeceksiniz. 20 tane tabak fincan takımı almışsın. 15 sene sonra belki bir misafir gelir. Şimdi bu sene evlendiler. Aldığın tabak takımının taksidi 10 ay sürüyor. Bunları ne yapacaksın? Hısımlar, dünürler gelir çocuğumuzu istemeye. O zaman kahve yapacak. Evlenmiş bu sene. Seneye çocuğu olacak. 20 yaşına gelince, yok estağfurullah. Üniversiteyi bitirip askerden gelip işte 25 yaşı, 28 yaşlarında falan çocuğunu evlendirecek. 28 sene sonra istemeye gelecekler onun kızını ya da dünürler görmeye gelecekler evini, kahve yapacak o zaman. Tabağın taksidini şimdi ancak biter o zamana kadar o taksitler. Allah bir kere insanın aklını aldı mı hiçbir melek bile ona akıl takamaz bir daha. Yûnihimullâhu min fadli, fakirseler. Senin evine aldığın her mobilya çeşidi, yatak odası takımı, şeriatın nisap dediği zekat nisabını tutuyor zaten. Evet, ona zekat gerekmiyor ama yani onu bir mağazada satsan nisap miktarı mal ediyor. Ayağının altı mübarek, kraliçe misin? Normal halı flex'e bassan ne olur? Zengin olunca da halı alırsın. Halı taksidin senin üç ailenin nisap miktarını tutuyor. İn yekûnû fukara yûnihimullâhu min fadli. İhtiyacı olana Allah veriyor. İsraf edene vereceğim demiyor Allah. Sen oradan faize de bulaşırsın, krediye de bulaşırsın. Haramla kurduğun yuvandan da İbrahim'in soyundan müminlere, müttakilere imam olacak birini göndermez Allah. Çöplükte gül bitirmiyor Allah. Tekrar ediyoruz. Biz nikahı, şu şeriatımızın muhakkak, ha başka türlü olmaz dediği nikahı Allah'ın nimeti görüyoruz. Ekmeği nimet gördüğümüz gibi. Nimet olduğu için de bu zaten. Bu nimet sofradan kaldırıldığında, yani talak vaki olduğunda Allah'ın arşı titriyor. Onun için Allah talaktan hoşlanmıyor. Bu bir nimet. Peygamberlerine layık gördüğü bir nimet Allah'ın. Ve sünnetullah, Adem aleyhisselamdan beri şerefli insanların, Habil'in soyundan gelenlerin, şerefli, onurlu insanların sünnetullahı, kanunu ve fıtri bir ihtiyaç. Kimyasal bir ilaçla biz bunu midemize koymadık. Rabbimiz anamızın rahminde böl olarak bizi koyduğunda bu fıtratı da bize yüklemişti zaten. Ve bu peygamber karakteri, sıradan insan karakteri değil, peygamber karakteri, mümin beklentisi bu. Rabbena heblena min ezvacina diyen bütün müminlerin beklentisi ve huzurlu, bereketli, mutlu yaşamanın, zengin yaşamanın, dilenmeden yaşamanın ana karakterlerinden biri. Burada hadislik derecesi yok. Ben kendim de bir konferansta dinlemiştim. Öyle naklediyorum yani hadis seviyesinde. Ahmet bin Hanbel'e rahmetullahi aleyh birisi geliyor. Diyor ki evlendim, geçinemiyorum diyor. Çoluk çocuğumu doyuramıyorum. Bana ne tavsiye edersin diyor. O da diyor ki oğlum git bir daha evlen diyor. Anlamadınız diyor, ben ailemi geçindiremiyorum diyorum sana diyor. Ben de anladım, onun için bir daha nikahlan evlen dedim sana diyor. Çünkü Allah evlenin fakirler sizi doyurayım diyor. Sen bir evlendin, Allah'ın gönderdiği sofra sana yetmedi. Bir daha evlenirsen çift sofra verecek, doyarsınız diyor. Sofra tabi sembolik bir şey burada. Yani rızkınız artacak diyor. Ahmet bin Hanbel kafası bu. Doğru bir haberse. Nasıl imanı var Allah'a görüyor musunuz? O söz verdi diyor, fakiri doyuracak diyor. Şimdi ise aşı yok, işi yok, gücü yok, şu yok, bu yok, evlenemez. Hani rızık Allah'tandı? Hani Razzak idi Allah? Ne kadar yalancı bir imanımız var demek ki bizim.
Ama evin duvarında Esma-i Hüsna asılı. Er-Rizku alallah levhası da asılı. Levha kimseyi iman ettirmiyor ki. Hayır. Nikah, bu ümmetin nikahı berekettir. Nikahsızlık bereket düşmanıdır. Uğurdur, sıkıntıdır. Peki filanca evlendi. Niye taksitlerini ödeyemiyor? O nikahlanmadı, evlendi. Yani evi oldu. Arabalandı der gibi evlendi diyoruz. O fors için, şu sünnetullah olan, nimet olan, fıtrat gereği olan, peygamber karakteri olan, mümin beklentisi olan şeyi gerçekleştirmek için nikahlanmadı o. Sevdiği kıza aşık oldu. Sevdiği delikanlının yakışıklığına aşık oldu o. Ucuz gitti. Ucuz şeylere takıldı, ucuz gitti. Mümin, kadın ve erkek ucuza gitmez. Allah'tan başkasına gitmez zaten. Sen ki evliliğini Allah için yaptın, Allah'ın adıyla masaya oturdun, evet kabul ediyorum dedin, senin kefilin Allah o zaman. O zaman sen madem Allah için yola çıktın, Allah'ın razı olmayacağından, şüphe ettiğin şeyden bile uzak duracaksın. Ki Allah seninle olsun. O zaman bak, kuru bir ekmeği soğanla yerken ne müthiş zevk alacaksın be. Ya bal mıdır bu yediğin, soğan mıdır? Ne soğanı be? Ne soğanı? Bal bu. Eğer Allah'tan başkasına sığınırsan, yakışıklı delikanlıya, zengin kıza sığınırsan, sana kainat yetmez. Tirmizi'deki hadisi başka derslerde duymuşsunuzdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yaşantısını dünya beklentileri üzerine kurduğu zaman mümin, dünya beklentisine ev, taksit, apartman, araba, yakışıklı, askerlik, iş, diploma, dünya beklentileri. Allah bütün dertlerini gözünün önüne koyar. Hep o taksit düşünür bizim deyimlerimizde. Taksit, borç, alacak. Onun hep elleri şakağındadır. Bitmez derdi. Neden? Çünkü Allah bütün dertleri gözünün önüne koyar. Korkudan, stresten ölür gider zaten o. Ama mümin Allah ile yaşamaya başladı mı, ben sana yeterim der kulum. Ben sana yeterim der. Allah ona yeter o zaman. O açlık hissetmez ki baklava arasın. Sabahleyin yediği soğan, ekmek, oh be, mis gibiydi, ne güzeldi der. O lüks yatak aramaz zaten. Oh be, sabah namazına kalkacak kadar uyuduk elhamdülillah der. Çakı gibi ayağa kalkar. Müminle kafir arasındaki fark da bu. İmanının sevdalısı müminle imanını sömüren mümin arasındaki fark da bu. İş duvak işi değil. İş düğün salonu işi değil. İş gelinlik ayakkabı almış almamış. Onlar önemli şeyler değil. Allah, sen ve imanın bir araya gelin bakalım ne oluyor. Bakalım ne oluyor. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.